Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Derneği'nin üyeleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınlar ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla kolları sıvadı. Dernek üyesi kadınlar sırasıyla 7 adet dikiş makinesinin başına oturarak afetten etkilenen vatandaşlar için iç çamaşırı, pijama, çorap, terlik, şalvar, çarşaf ve etek dikiyor. Hazırlanan giysi ve çeşitli malzemeler paketlendikten sonra İzmir Yaşa Çocuk Derneği'nin de desteğiyle afet bölgelerine ulaştırılıyor. Ben emekli dikiş öğretmeni olarak çok üzüldüm. Elimden gelen de böyle bir katkıda bulunabilmekti. Elimizden geleni yapıyoruz. Yunus Emre Derneği'ne geldim. Burada yardımlarımı sürdürüyorum. Arkadaşlarla bu yardım işinde planlamasını, kesilen şalvarların, çarşafların planlamasını yapıyorum, kesiyorum. Arkadaşlara dağıtıp beraber dikiyoruz. Böyle bir yardımda bulunmak istedik. Geçtiğimiz günlerde başımıza gelen yangın felaketi, onun üzerine sel felaketi. Çok üzüldük, çok üzücü olaylar. Biz de elimizden geleni yapmak istedik. Alaşehirli Kadınlar ve Yunus Emre Derneği olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Bizim elimizden bu kadarı geliyordu. Elimizde kumaşlarımız vardı. Ayrıyeten duyarlı vatandaşlarımız bize kumaş aldılar. Bizde şalvar, yastık kılıfı, çarşaf, terlik, penye, tişörtler, iş çamaşırı alarak iki gruba gönderdik. Marmaris'e gönderdik. Daha şu anda da sel felaketi olan bölgede birilerini arıyoruz. Ulaşabileceğimiz birilerini arıyoruz ki birebir ürünlerimizi, diktiğimiz ürünleri vatandaşa ulaştırabilirim. Bunlarda önce aile tespiti yaptık bir arkadaşımız vesilesiyle. Direkt ürünlerimizi ailelere gönderdik. Biz de huzursuz olmadık hani acaba yerine ulaştı mı diye. Ulaştığından eminiz. Benim dileğim Alaşehirli ev hanımlarına söylüyorum. Biz Yunus Emre Derneği olarak 22-23 yıldır emek veriyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz. Ama ülkemizde olan, ülkemizin bize yardım olduğu şeylerde biz ne yapabiliriz demiyoruz. Elimizden ne geliyorsa, küçücük de bir şey olsa yapmaya çalışıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz.